Değerli basın mensupları, bugünkü programımızın amacı Marmara Birlik 150 sayılı Mudanya Zeytin Tarımsız Kooperatifi'nin 2019-2020 yılı zeytin kampanyası öncesi bir bilgilendirme toplantısı. Kooperatifimizin sorumluluk bölgesinde malumunuz 5 ilçe, 76 mahalle ve yaklaşık 7000 üyeyle hizmet vermekteyiz. İnşallah geçen yıllarda da olduğu gibi bu yılda biz Mudanya Kooperatif olarak çalışma bölgemizdeki bütün üreticilerimizle yine el ele hep birlikte güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Fakat önümüzdeki, geçmişteki yıllarda özellikle geçen yıl zeytin üreticisi büyük bir sıkıntıya düştü. Gerek ülkenin ekonomik durumuyla ilgili, gerekse zeytin piyasasıyla ilgili Marmara Birlik üzerine düşen vazifeyi yerine getirerek piyasanın üstünde bir fiyat verdi. Hatta Türkçe 30 taneye kadar zeytin alımı gerçekleştirirken Marmara Birlik yine ondan kat kat daha üstün tanelerde zeytin alımı gerçekleştirdi. Ve yaklaşık 5 TL'ye yakın bir fiyat verdi. Çiğini 5 TL'ye verdiği fiyatın maalesef son zamandaki piyasa şartları mahzenden bundan geçen seneki sezondan 8-9 ay sonra bile 3-3,5 liraya 4 liraya mahzenden çıkıp çıkış fiyatı gerçekleşti. Piyasa şartları gerçekten üzücü bir şekilde devam etti. Fakat bu yıl yine piyasanın kötü olması, tüccarın birçok taneye kadar almaması, duyuyoruz 18-23 alıyorlarmış sadece. Biz yine bu sene 180 ve 350 kalibre arasında alım gerçekleştireceğiz. 360-380'i ezmelik olarak, ayrı bir boy olarak alacağız. Ayrıca bir de yağlık alacağız. Genel başkanımız da bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Fakat üreticilerimiz diyebilirler, bu konuyla ilgili niye 380 değil topluluk alımı diye. Kendileri de malumu piyasa şartlarından dolayı küçük zeytin elimizde kaldı. Bakın biz tarihinin en büyük satışını da gerçekleştirdi. Geçenki Marmara Birliği'nin açıklamasında da vardı. Yani sofralık paket olarak sattığımız tarihin en büyük alımıydı. Fakat aynı zamanda bu zeytinde ufak zeytine hiçbir şekilde talep yoktu. Piyasalardan da belli açık bir şekilde gitmiyor ve giden zeytinler 3 TL'ye. Bu zeytini Marmara Birliği değiştiriyor. Bunun da altını çizmek istiyoruz. Biz yönetim kurulu olarak hepimiz zeytin üreticisiyiz. Zeytine gelecek 10 kuruş bir kar, bir zam hepimize yansıyacak. Bütün üyelerimize yansıyacak. O yüzden bu sene hassas olmamız gereken hem üreticimiz, hem Marmara Birliği, hem de kooperatiflerin gerçekten çok hassas ve dikkatli olması gerektiği bir yıl. Biz yine üzerimize şöyle kapasitemizi doğrultusunca, doğrultusuyla sonuna kadar yapmaya hazırız. Üreticilerimiz bu konuda işlerini ferah tutsunlar. Bakın Marmara Birliği Mudanya Kooperatifi tarihin en yüksek rekoltesini aldı. 21 bin tonu geçti. Genelde sanırım 84 bin tonlara ulaştı. Yani bu zeytini almamamızın, 84 bin tonu almamızın imkanı yok tabii. Ama biz imkanlarımız doğrultusunda bize düşen pay Marmara Birliği Kooperatifleri içerisinde en büyük kooperatif olduğumuzdan dolayı yine en büyük olacak. Fakat şimdi 21 bin tonu nasıl alırız? Böyle bir kapasitemiz yokken ya bunu sezon içerisinde yarısında kesecekler, zeytinli olgunlaşmamış olan mağdur olacak, hiç zeytin teslim edemeyecek, ya da sezona başlarken bir 5 yıllık ortalama ile üreticilerimizin bize geçmişte teslim ettiği 5 yıllık ortalama ile bir kısıtlamayla başlayacağız. Yani üreticinin teslimat miktarı aslında geçmişte 5 yılda bize teslim ettiği miktardır. Bu şekilde bir alım planı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Gerçekten yoğun bir sezon olacak. Keşke çok yerimiz olsa da daha çok zeytin alsak. Depolarımız, tesislerimizi sürekli genel yönetim yenilemeye çalışıyor. Her kooperatifte tesis yapmaya çalışıyor. Bir tanesini de yaptık. Sizlerle birlikte açılışını yaptık.
Bu yıl zor bir yıl olacak ama biz birbirimizi anlayışla, bakın üreticilerimizle bizim aramızda bir fark yok. Marmara Birlik çok önemli ki sadece bu yıl lazım olan bir kurum değil, her sene bize üreticilere lazım olacak bir kurum olduğundan dolayı bir yılda ne varsa hepsini tüketelim diyemeyiz. Zaten son iki yılda Marmara Birlik 52 bin ton zeytin alımı gerçekleştirerek kapasitesinin üstünde bir zeytin alımı teslim oldu. 102 bin. Yani 104 bin ton zeytin alımı gerçekleştirildi son iki yılda. Bu yılda yine 45 bin tona yakın bir zeytin alımı planlanıyor. Yani yavaş yavaş, yavaş yavaş bakın ufak zeytin elimizde kalıyor. Kimsenin satamadığı gibi biz de satamıyoruz. Bunu piyasa istemiyor. Böyle de bir handikap var. Bunun altını çizmek istedim özellikle. Bu yıl geçmiş yıllarda her sene talep olan zeytin kasası dağıtımı gerçekleştireceğiz üreticilerimize. Bu da nedir? Daha önce bizden ilaç gübre için senetleri varsa o senetin üstüne ilave olacak. Hiçbir alışverişi olmadıysa yeni senetle 2019-2020 kampanyasında kesilmek üzere tek fiyatla 21 TL'ye birinci sınıf zeytin kasası kişi başı 30 adet olacak. Çok aşırı talep var. Daha yüksek planlıyorduk ama bu çok yani fabrikada yetiştiremeyecek bu talepleri. Ondan dolayı kişi başı 30 tane ile başlayacağız üyelerimizle. Yarından itibaren zeytin kasası teslimatı Yürükali, Başköy, Mudanya ve Trilye depolarımızda başlayacak. Üreticilerimizi de buradan bilgilendirmiş olalım. Bunun yanı sıra sezon yaklaştı. Rekolte alımı 14 Ekim'de sona erdi. Dediğimiz gibi 21 bin ton rekolte aldık. Ama bunun 5 yıllık ortalama düzeyiyle alım planı gerçekleştireceğiz. kooperatif yetkili sorumluluklarında açılış tarihlerini bizlere bıraktı Marmara Birlik Genel Yönetimi. Biz de bölgemizdeki zeytin olgunlaşmasına göre çok bir geç de kalmadan bu ayın sonlarına doğru açılışımızı gerçekleştireceğiz. Merkez alımlarla ilk etapta. Sonra da akabinde köy alımlarla birlikte köylerdeki 52 tane alım noktamızı açarak sezonumuza hayırlısıyla başlamak istiyoruz inşallah. Önemli olan piyasada istediği zaman ya da işine geldiği zaman olmak değil. Ben sizlerin vesilesiyle tüm üreticilerimize bunu hatırlatmak istiyorum. Her yıl taş gibi bu piyasada durmak. Bakın bazı eksiklikler olabilir. Fakat görüyorsunuz gerçekten ekonomik ve piyasa sıkıntıları Marmara Birliği'ye fatura edilmesin. Ben hazırım. Eğer daha iyi bir durum varsa sonuna kadar hepimiz, bütün yönetim kurulu üyelerimiz, müdürümüz, personellerimiz, çalışanlarımız biz sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Ama çok güzel söylüyorum. Güneydoğu'ya, Akdeniz'e ve Ege'ye Trilye ve Gembik gibi planları biz dağıtmadık. Bakın milyonlarca ağaç o bölgelere dağıtıldı. O bölgelerden de bizim bölgeye kaçak sevkiyat olduğundan dolayı tüccarlar oradan 2-2,5 liraya ortalama zeytin alıp bu bölgede bu bölgenin zeytinmiş gibi satmaya çalışıyorlar. Biz çok büyük mağdur oluyoruz. Eğer bu şekilde olmasaydı sadece bu havzada Trilye ve Gemlik gibi sofralık zeytin üretimi kalmış olsaydı Bursa, Balıkesir ve birkaç çevre il dahil bu zeytin çok çok daha kıymetli olurdu. Ama oradan çok tekne yönlük vermek istiyorum ağaç sayısıyla ilgili. Bursa ilimizde yaklaşık 10 milyon ağaç var. Mersin'in bir tane ilçesinde 22 milyon ağaç var. Bakın. Yani 100 milyonlar ulaşmış bir ağaç sayısı ekildi oraya. Bu ağaçlar büyüdü. Bunların sorumlusu biz değiliz. Ama biz 30 bin üye genel başkanımızın dediği gibi biz de 7 bin üyeden sorumluyuz. Bütün üyelerimizin haklarını savunmak için geçmişte olduğu gibi bu yılda yine devam edeceğiz. Ama yanlış yapmamamız lazım. Bu kurum her sene lazım. Bize ihtiyacımız olan bir kurum. Zeytin bir yıl yapıp 10 yıl dinlenme mahsulü değil. Seneye yine var. Hata lüksümüz yok. Yani üstelik eskisi gibi yap borcu, çek krediyi, devlet ödesin diye bir şey yok. Şu an Marmara Birlik kendi ayaklarının üstünde kendi gücüyle bu alımları gerçekleştiriyor. Biz bunlarla ilgili zaten sürekli bütün basın açıklamalarını sık sık dile getiriyoruz. Marmara Birliği'nin gücü
dışarıdan çektiği bir kredi değil, dışarıdan aldığı bir destek değil. Tamamen öz kaynaklarının sermayesiyle kendi ayaklarının üstünde duran bir kurum. Bu kontrolü kaybetmek lüksümüz yok kesin. Yani geçmişte kredi çektiler, kar payı dağıttılar vesaireler oldu. Çok kurum büyük zararlar gördü. Hala onu belirliyor diyoruz. 2006-2007 yıllarında çekilen krediler. Bizim zamanımızda biz göreve geldiğimiz ilk günden beri hiçbir senede kişilerimizi mağdur etmediğini düşünüyoruz. Ufak tefek bir tabii ki olacak. Yöneticilerimiz bu konuda anlayış bekliyoruz. Çünkü bizden başka kurum yok. Bizden başka Marmara Birlik yok. Biz çok büyük bir aileyiz. Bizi kişiyle. İnşallah hayırlısıyla bu sezonu güzel bir şekilde bilmek istiyoruz. Birkaç ilave daha söylemek gerekirse tıpkı ilaç ve gübreler olduğu gibi, zeytin kapısında olduğu gibi, sigorta hizmetlerinde olduğu gibi Marmara Birlik üreticisini her anlamda desteklemeye devam etmek istiyor. Alım programımız, ihracatımız, yurt dışı satışlarımız, her şey başarıyla devam ediyor. Fakat tek sorun ufak sınırlar. Gitmiyor, satılmıyor. O yüzden üreticilerimiz de bu konuda bize anlaştık, tercihlerini umut ediyoruz. İnşallah piyasalar iyi olur. Bakın bizim dışımızda bölgede 200 bin ton zeytin varsa, Marmara Birlik 40-50 bin ton oluyorsa, 4'te 3 sadece bizim bölgemizde bir dışarıda bir zeytin var. Bizim bütün zeytine hakim olmamız söz konusu değil. Ama biz üzerimize düşen vazifeyi, şahsım, yönetim kurulum, müdürümüz, personellerimiz, hepimiz sonuna kadar hazırız. Allah mahcup etmesin inşallah. 2019-2020 zeytin sezonumuz tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Tek bir şey daha söylemek istiyorum. Çok evet, dışarıdan, dış bölgelerden ucuza alıp Ege, Akdeniz vesaire noktalarına uçuyorum. Marmara Birliği'ye zeytin sokmak isteyenler olabilir. Üreticilerimiz dikkatli olsunlar. Herkes bize aynı zamanda bir nöbetçi gözüyle bakıyoruz. Herkes şikayet etsin. Biz çok iddialı konuşuyorum. Yakaladığımız takdirde üyelikten atılacak ve hakkında hukuki işlem hemen başlatacağız. Kimse haksız kazanç elde etmesin. Tüm üreticilerimiz çok dikkatli olsunlar. Bu konudaki ticaretini yapan insanlar olabilir. Dışarıdan alıp Marmara Birliği'ye teslim etmeye çalıştığımız zaman bizim buradaki 7000 üyemizin hakkını kimseye yedirtmeyiz. Tekrar bunu hatırlatmak isterim. Hepinize çok çok teşekkür evet. ediyorum. Arkadaşlarım ilave etmek istediği bir şey varsa tekrar teşekkür ediyorum.